Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere hızlı ihracat diye de adlandırılan aslında mikro ihracatın nasıl yapılabileceği, aslında buradaki işlemlerin ihracat denilince böyle bir göz korkutan bir durumu olabiliyor. Bu tarz durumların hiç olmadığını, kolay bir şekilde mikro ihracatı yapabileceğinizin sizlere özetini detaylarıyla beraber aktarıyor olacağız. Burada aslında mikro ihracat dediğimiz toplamda 300 kilogramı geçmeyen veya 15 bin euro değerini geçmeyen satış amacıyla yapılmakta olan farklı bir işlem veya rejim gerektirmeyen işlemlere verilen bir isim. Yani biz 300 kilo ve 15 bin euroyu gönderimlerimizde geçmiyorsak mikro ihracat kapsamında ihracatımızı yapabiliriz. Peki mikro ihracatın yani hızlı ihracatın sağladığı avantajlar nelerdir? Burada gümrük müşavirliği yani bir beyanname ve ardiye ücreti ödemenize gerek olmaması en büyük avantajlardan birisi. Vekaletname gerektirmemesi, evrak işleriyle uğraşmayıp sizin aynı zamanda zamandan tasarruf etmenizi de sağlayan bir konu. Ve gönderilerinizde KDV iadesi almanıza da olanak sağlıyor. Bu da size şirketinizin yönetiminde ihracat yaparken güzel avantajlar katar. Tabii ki bunlar için gerekli olan belgeler, izinlerimiz olacak. Yani bunların yönetimini de sizin bir kısmını muhasebeciniz, bir kısmını da anlaşmalı olacağınız kargo firması yapıyor olacak. Yani ben onları nereden yapacağım, nasıl yapacağım, nereden bilirim gibi konulara, o yüzden terimlere hiç takılmanıza gerek yok. Burada ihracat için gerekli belgeler, bir ihracat bilgi formu, iki maliye onaylı Türkçe fatura, varış ülkelerinde beyanda kullanılmak üzere İngilizce ya da Almanca fatura, dolaylı temsil yetki belgesi. Biraz önce söylediğim gibi bu belgeleri aracı kargo firmaları, gönderim yapacağınız firmalar ve mali müşaviriniz zaten sizleri bu konularda belgelerinizi hazırlıyor olacaklar. Öte yandan tabii ki 300 kilogram ya da 15 bin euro limitler aşılırsa bu sefer devreye gümrük müşavirliği firması girmesi gerekiyor ve mikro ihracattan çıkıyorsunuz. O yüzden o kısım daha detaylı ve daha maliyetli bir alan olduğu için o bölüme hiç girmiyoruz. Mikro ihracatta elektronik ortamda düzenlenen bir beyan olan bu elektronik ticaret gümrük beyanı sadece taşıma operatörleri ve başkalarının düzenleme yetkisi yoktur. Taşıma operatörleri yapabilir. Yani burada gümrük müşavirlerinin zaten yetkisi olmadığı için onlarla da bir işiniz olmayacak. Böyle başka bir aracılara da gitmenize gerek yok. Direkt kargo firmanızı yapabilirsiniz. Yani burada tabii kimler var? UPS, FedEx, RMX gibi kargo firmaları, yurt dışı kargo firmaları var. Bunlardan bazıları çoğu hatta yetki belgesini ve taşıma operatörlerine sahipler. Yani bu belgeyi onlar sizin adınıza yönetiyor olabilecek. Peki buradaki hızlı ihracat yani mikro ihracatımızda kalan süreçler nasıl ilerliyor? Siz burada kargonuzu aldığınızda kargomu alın diye bir çağrı kaydı yaptığınız zaman bunun hızlı ihracat hizmetiyle ihracat edileceği gönderici tarafından belirtilir. Ve yukarıda belirttiğimiz kargo firmalarından bu belgede online ortamda düzenlenir. Evrakların asılları gönderiyi teslim alan kuryeye beraber çıktısını aldıktan sonra verirsiniz. Gönderiyi teslim alan kurye bu pakete bir ihracat etiketi yapıştırır. İhracat etiketini yapıştırdıktan sonra bağlı bulunduğu operasyon merkezine götürür. Oradaki sorumluya teslim eder. Yani aslında sizin o ilk evrakın çıktısını online ortamda alıp kuryeyi de teslim etmenizden sonrası gene zaten o kargo firmasında oluyor süreç. Bunlar hemen bunu antrepoya götürür. Antrepoya götürdükten sonra bu elektronik ticaret gümrük beyannamesi de verilir ve aynı akşam sevkiyatı yurt dışına edilir. Takip eden iş günü de göndericiye bu evrak e-posta yoluyla yani sizlere verilmiş olacak. Burada hızlı ihracat gönderilerinizde ilk maddelerimizden bir tanesi de KDV'yi iade alabiliriz demiştik. Dikkat çeken de bir başlık olmuştu. Burada aslında bu elektronik ortamda düzenlenen bir vergi daireleri otomasyon projesi sistemi VEDOP diye de belki duymuşsunuzdur bir sistem var. Buraya aktarılan elektronik ticaret
belgeniz çıktısı vergi dairesine ibraz ederek KDV iadesi talebinde de bulunabiliyorsunuz. Zaten size mail olarak gelmişti. Bunu da siz VEDOK'tan sisteme yükleyip KDV talebinizi bulunuyorsunuz. Dokümanın çıktısının alınamadığı bir durum olursa da burada düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazıyı da çalıştığınız kargo firmasından talep edebilirsiniz. Bunu hemen size düzenleyip verirler. O iadenizi almanızı da hemen hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz. Bunu vereceği yerde dediğimiz gibi vergi dairesidir. Burada tabii ki belli ülkelere gönderimler yaparken o ülkelerin şartları oluyor. Özellikle biz size burada Amerika ve Avrupa ülkelerinden bahsedeceğiz. Mesela AB ülkelerine gönderim şartlarında kendi internet siteniz üzerinden AB ülkelerine satış yapıyorsanız burada Import One Stop Shop diye tabir edilen bir numara almanız gerekiyor. Bu numarayı da tek bir noktadan ithalat merkezi Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan işletmelerin satışlarına dair belirlenen katma değer vergisi yani KDV'yi bildirip ödeyecekleri bir elektronik portal aslında bu. Gene zor bir işlem değil. Bunu da aracı firmalar var. Hemen onlardan da Ship Entegra, FedEx gibi şirketler size bu Import One Stop Shop kayıt hizmetini veriyorlar. Ve bunun sizin yıllık bir külfeti oluyor. 400 euro ile 800 euro arasında da bu kaydınızı yapmak için bu aracı ajanslarla çalışmanız gerekiyor. Avrupa tarafı bu şekilde oluyor. Aslında genel olarak Avrupa Birliği'ne gönderim şartları, biraz önce bahsetmiş olduğumuz IOSS numarası yani Import One Stop Shop numarasının alınması, burada yasaklı ürünler olmaması gerekiyor. Bir de 150 euroya gümrük vergisi uygulanmıyor. 150 euro ve üzeri gümrük vergisi isteniyor. Ertesi günde teslimat kargo firmaları aracılığıyla yapılabiliyor. Burada da isterseniz bu kargo firmaları KDV'yi de alıcıya yansıtabiliyor. Bunu zaten kargo firması ile görüştüğünüzde size çok kolay bir şekilde yön gösteriyorlar. Bir de Amerika'ya gönderim konumuz var. Amerika'daki sistem de biraz daha farklı tabii ki. Burada sizin gönderim yapacağınız ürünün 800 doları burada da aşmaması gerekiyor. Amerika tarafından 800 doları aşmadığınızda gümrük vergisinden muaf oluyorsunuz. Belirtilen seviye aşan rakamlar için ise %15 oranında bir vergi ödemeniz gerekiyor. 800 dolara kadar olsa bile biraz önce bahsettiğim KDV uygulanıyor ama demiştik KDV'yi de müşterilere yansıtabiliyorsunuz. Burada Amerika'da dikkat edilmesi gereken konu, biraz önce farklı bir numaradan bahsetmiştik Avrupa'da. Burada da FDA dediğimiz bir onay gerekiyor. Amerika'daki FDA belgesi Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan bir kuruluşu. İşte bu diyet eklentileri, gıdalar, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler, radyasyon yayan aletler, medikal araçlar ve veteriner aletleri ve kozmetik grubundan sorumlu olan bir bürodur. Bu büroda ajanslar vasıtasıyla FDA numarası alabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde de ürünün üzerine FDA numaranızı bastığınızda da Amerika bu ürünleri bu şekilde kabul ediyor. Çok ünlü böyle baklavacılarımız var. Bu şekilde yurt dışına duyuyorsunuzdur gönderimlerini yapan İstanbul'dan ya da Antep'ten. Bu FDA numaraları ürünlerin üzerinde vardır. Bu sayede de gönderimlerinde herhangi bir problem yaşamadan gönderebiliyorlar. Aynı şekilde sizler de bu şekilde ilerleyebilirsiniz.